Recep İvedik 7 ile fırtınalar estiren Şahan Gökbakar'la çok özel. Faydalı bilgiler. Evet. Köşemizde iyi oldu. Allah! Allah! Çocukları Recep İvedik'i tanıyor mu? Şahan Gökbakar neden çocuklarıyla çok az paylaşım yapıyor? Kimi anne ünlü anne baba paylaşmıyor hiç fotoğrafları. Bir kez daha baba olacak mı? Selin Gökbakar üçüncü çocuk fikrine ne diyor? Bende vardı değerli eşim. Çok net bir şekilde. Koy aldığı Marmaris sahillerini sahiplendiği iddiasına ne dedi? Yazın da koy aldı diye haberler çıktı. Evet, koy aldım. Bu yaz da bir koy daha almayı planlıyorum. Orman yangınlarının kahramanlarından Şahan Gökbakar bölgedeki son durumu anlattı. O yangınlarda yanmayan bölüm. Ve Recep İvedik. Şahan Gökbakar son filmin setinde Ayvalık'taki o köyde neler yaşadı? Gerçekten o bölgede yaşayan köylülerle. Türk sinema tarihinin en uzun serisi devam ediyor. Recep İvedik 7. filmiyle seyirciyle buluştu ve bu kez sinemalardan değil, evlerin salonlarından kahkahalar yükselir oldu. Türkiye ekonomik, Türkiye'nin enflasyonları... 900 lira mı? Allah! Allah! Lale abi! Ne oldu Recep? Babi yolluk ya. Bak şu anda babaannemin kokusu geliyor burnuma. Birazcık tezekle de karışıyor ama alıyorum aradan. Bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan Recep İvedik 7 filmiyle milli kahramanımızı ne kadar özlediğimizi anladık. Recep İvedik vesilesiyle buluştu Ömür Sabuncuoğlu Şahan Gökbakar'la. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuğum bir rekortmen. Türkiye'yi güldüren sanatçılardan biri. Evet, Recep İvedik 7 filmiyle sevgili Şahan Gökbakar bu hafta sonu konuğum. Bak burası başkalarının asası burası. Sahipli arazi bura. Böyle kafana göre gelip buraya kamping kuramazsın. Lan bir kaşığa da Meraya. Hadi yallah Meraya. Bu arsa benim. Bu arsa sana mı ait? Olabildiğince az muhatap olalım biz seninle. Evet özlemişiz gerçekten. 3 yıl oldu değil mi? Evet. Uzun bir süre. Uzun bir süre. Uzun bir süre. Görüşemedik biz de seninle. 3 yıl sonunda yine burada karşılıklı Recep konuşacağız inşallah. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum Ömürcüğüm. Recep'i yeni maceralar bekliyor. Neler var bu hafta, bu sene ne yapıyor? Valla bu seri yedincisi filmin. Her filmde seninle güzel güzel röportajlar yapıyoruz zaten. Recep İvedik halktan biri. Onun da ödemesi gereken faturalar var. Son maceranın startını bir fatura veriyor. Bir aslında elektrik faturasıyla başlıyor hikaye. Aynen. Yani işte yaşayan bir karakter, evet. Ya gün gören de kendi halinde yaşayan bir insan. Tabii her Türk vatandaşı gibi onun da evine elektrik, su, doğalgaz böyle faturalar geliyor. Ufak bir cinnetin ardından ben diyor ki yani ne yapacağım burada artık? Hani zaten iki tane ampul yakıyoruz, onu da kapatalım. 900 lira mı? Allah! Allah! Recep İvedik özellikle çocukların kahramanı. 7'den 70'e herkes seviyor onu. Peki Şahan Gökbakar'ın çocukları babalarının Recep İvedik olduğunu biliyor mu? Peki çocuklar artık farkına vardılar mı babalarının bir sanatçı olduğunu? İşte ya da Recep İvedik'in babaları olduğunu biliyorlar mı artık? Tabii canım, tabii. Ha. Çok hem de yani fazlasıyla farkına vardılar diyebiliriz. Özellikle ilkokula başlamasıyla beraber başka bir boyuta ulaştı olay. Çünkü yani arkadaşları da, sınıf arkadaşları, hı-hı, da sürekli soru soruyorlar işte. Yeni film ne oldu işte, evde ne yapıyor, şöyle böyle. O yüzden çok net şekilde farkındalar. Bakalım iyi mi kötü mü bilemiyorum ama böyle oldu, ne yapalım yani. Onların da hayatında böyle bir gerçeklik var. Söz çocuklarına gelmişken yeni yeni bir iki paylaşım haricinde onları medyadan uzak tutmaya çalışıyor ve onlarla sık paylaşım yapmıyor. Kimi anne ünlü anne baba paylaşmıyor hiç fotoğrafları. Siz de yeni yeni aslında değil mi? Koyun? Biz de çok paylaşmıyoruz. Yani biz sadece öyle bayram, seyran, doğum günü falan böyle çok özel günlerde paylaşıyoruz. Onun dışında gündelik hayatta sürekli böyle çocuklarını paylaşan insanlar oluyor. Biz pek o kafada değiliz. Daha sağlıklı buluyoruz böylesini. Çünkü yani çocuklar da sonuç olarak hani ne kadar senin çocuğun olsa da onlar da ayrı bir kimlik, ayrı bir karakter. İşte Cumhuriyet Bayramı oluyor. Dev bir bayrağımız var. Bizim, evet, evimizin geleneği. Onun önünde
Hep beraber fotoğraf çektiriyoruz her Cumhuriyet Bayramı'nda. İşte ben Atatürk'ü anlatıyorum, işte annesi anlatıyor, Cumhuriyet'i anlatıyoruz, güzelliklerini anlatıyoruz. Ondan sonra onu paylaşıyoruz mesela. Öyle bir şey olduğunu paylaşıyoruz. Hayatımıza girdiğinde 20'li yaşlardaydı Şahan Gökbakar. Ama artık 40'lı yaşlarında olgun bir adam. Nasılmış peki 40'lar? Güzel mi? Vallahi 40'lar aslında böyle 30'ların sonunda bir yavaş yavaş insana bir gelmeye başlıyorlar. Yani böyle dur ya ne oluyor filan. Ondan sonra ben en fazla Togan'da şaşırmıştım mesela. Oğlum sen nasıl 38 oldun ya filan. Ya inanamıyorsun ya kardeşinin 38 olduğu yaşı filan. O küçük kardeşin ya senin. Ondan sonra evet ya filan dedik birbirimize böyle. Yaşlanıyoruz ama hani ruhen çok genç kalan ve hala hani hem kılık kıyafet hem ruhen hem böyle yaşantı olarak filan çok genç takılan tipler olduğumuz için daha net bir şekilde onu hissetmedim. Çok şey sığdırdı hayatına. Filmler, başarılar ve iki tane de pırlanta gibi evlat. 3 yıl önceki röportajında 3. kez baba olmayı istediğini söylemişti Ömür Sabuncuoğlu'na. Aile büyüyecek mi? Sevdim. Vallahi onu ben de geçen sordum. Selin'e dedim aile büyüyecek mi Selin? Ne diyorsun dedim. Hani bir, bu konuda bir şey söylemek ister misin? Dedi şu anda konuşmak istemiyorum bu konuyu dedi. Tamam dedim ben. Peki dedim. Bir daha ben bir sene sonra bir daha bir sorarım dedim. Tamam dedi. Peki bu fikri devam ediyor mu? Daha önceki röportajlarda böyle bir çocuk sonra istiyor gibi bir şeyler söylemiştiniz. Hala var mı o fikir üçüncü? Vallahi bende vardı. Ne yalan söyleyeyim ama değerli eşim, buradan da selamlar kendisi. Çok net bir şekilde hani ikinin yeterli olduğuna beni ikna etti. Ben de tamam dedim. İki tane pırlanta gibi evladımız var zaten. Allah. Onların hayatını, geleceğini güzel kılsın Allah. Başka da bir şey istemem. Başarılı olunca her adımıyla olay yaratıyor haliyle. Marmaris'te aldığı evden sonra çok haber çıktı hakkında. Yazın da koy aldı diye haberler çıktı evet, diyorsun. Evet, koy aldım. Bu yaz da bir koy daha almayı planlıyorum. Yani böyle saçma sapan haberler çıkıyor maalesef. Aslında çıkış noktası, çıkış yeri bir işte nasıl biz bu şey kişiye zarar verebiliriz? Nasıl böyle bir itibar şeyi yapabiliriz? Peki nedir gerçekler? Tüm açıklığıyla anlatıyor Şahan Gökbakar. Tabii gerçekler çok net bir şekilde ortada duruyor. Koyun falan yok. Ben zaten o bölgede çok uzun yıllardır tekneyle tatil yapan bir insanken şans eseri öyle bir yerin satıldığını, bir doktor tarafından satıldığını gördüm. Var olan bir yeri de baktım her şey yasal mı değil mi diye. Bütün her şey de yasal. Herhangi bir kaçağı göçeği de olan bir yer değil. O yüzden gönül rahatlığıyla aldım. Çok hoşuma gitti. Ulaşım olarak çok zor bir yer. Öyle herkese hitap eden bir yer değil. Sadece deniz yoluyla ulaşımı olan bir yer. O yüzden tam bir yazlık olarak da insanların tercih edebileceği bir yer değil. İşte arabayla gidemiyorsun önüne işte çok günah falan filan. Bana çok uygun geldi. Çok da böyle kafama yattı. O yüzden öyle bir ufak bir köy evi aldım aslında. Özünde 80 metrekare bir köy evi orası. Geçen yıl geliyor akıllara. Evinin olduğu yerde çıkan yangınlarda çektiği videolarla çok dikkat çekmişti. Bakın buradan bana bağırıyorlar. Şahan ölüyoruz yardımı. Allah'ım ya vallahi ağlayacağım şimdi sinirimden ya. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Şimdi ne durumda o bölgedeki ormanlar? Nasıl Marmaris'te şu an sizin evin oralarda ormanlarımızın durumu? Hani birinci vallahi ağızdan... yandı bütün zaten Marmaris'in içmelerden başlayan yangın. Ta işte o Selimiye'nin uçlarına kadar geldi. Biz de o Selimiye uçları tarafındaydık zaten. Yandı bütün oradaki ortadaki bir büyük bir Kızılçam ormanı yok oldu. Kızılçamlar maalesef kendini yeniden onaramıyor. O yüzden tamamen ağaçların o yanmış özellikle çok yanmış olanların tamamen kesilmesi ve yeniden ağaçlandırılması söz konusu. Sanırım o çalışmalar yapılıyor. Bu yaz gittiğimde büyük bir bölümünün işte kesildiğini ve temizlendiğini görmüştüm. İnşallah yeni fidanlar
oraya ekilmiştir ve 15-20 senede tekrar güzel bir ormana kavuşur oraları. Son yaz yine yangınlar oldu o bölgede. Şahan Gökbakar'ın da katkılarıyla yangınlara erken müdahale edildi. Ama çok daha hızlı müdahale edildi. Çok daha alet, edevat, ekipman fazlaydı. Özellikle hava müdahalesi çok daha sık ve yoğundu. O yüzden çok güzel sonuç alındı ve yangın iki gün içerisinde çok dağılmadan sonlandırılabildi. Hı hı. Öbürü çok kötüydü. Bir önceki yaz ki çok kötüydü. Yeniden Recep İvedik 7'ye dönelim. 150 bin metrekarelik alan üzerine oturtulmuş bir tesis. Şimdi projeye bakıyorum da bizim köyü göremedim. Tam olarak nerede bizim köy? Biz sizin köyü oradan kaldırdık. Çekimlerde neler yaşadı acaba Ayvalık'ta? En zor ya da böyle eğlendiren illaki olmuştur. Hani Recep İvedik çekimlerinde olmaması mümkün değil. Böyle sorunca da anlatmak biliyorum zor oluyor ama yine böyle akılda kalan bir şeyler oldu mu merak ediyorum. Gerçekten o bölgede yaşayan köylülerle birçok sahne çektik. Ve onların böyle bu doğaçlamalara verdiği tepkiler işte sonuçta ben diyorum ki senaryoyu anlatıyorum. Böyle böyle yapacağım, şöyle şöyle diyeceğim, siz de böyle diyeceksiniz, böyle yapacaksınız. Onların o doğal halleri beni çok güldürmüştü. Kilo verdiği gözleniyor. Yıllar önce ketojenik diyetle kilo vermişti. Bu kez diyeti farklı. Ben iyi gördüm. Ketojenik yani diyet mi yine? Yok, bu sefer başka bir şey yapıyorum. Daha böyle öğünlerimi kısarak günde iki öğüne indirip bir de bu aralıklı oruç denen şeyi uyguluyorum. Hı-hı. Hani 8 saat veya 6 saat bir yemek penceresi. Onun dışında hiçbir şey yemiyorum. Pandemi döneminde evde ekşi mayalı ekmek yaptı bol bol eşiyle. Çok iyi yemek yapıyordunuz zaten. Evet. Pandemide herhalde bayağı ustalık. Ekmeğe çok sardım pandemide de. O yüzden ekşi maya, ekşi maya. Ondan sonra bir de maya böyle öyle bir şey ki o ekşi maya. Kıvamını bulduktan sonra artık her yaptığın ekmek böyle şey gibi oluyor. Resim gibi oluyor, tamam mı? Daha da yapasın geliyor, şevkleniyorsun. Bizim çocuklar da çok seviyor. İşte Selin de çok seviyor. O yüzden biraz ekmeğe biraz fazla abanınca kilo aldım biraz ama. Şu ekşi mayalı ekmeklerin sırrını öğrensek. Yani ekşi maya ekmeğin püf noktası hazır bir maya kullanmamak. Tamamen kendi kendine ve önce bir ekşi maya hazırlayacaksın. 15-20 günlük bir süreç bu. Yavaş yavaş işte su, un ve suyu ve unu önce bekleterek yavaş yavaş onun böyle bir maya kıvamına gelmesini sağlıyorsun. 15 gün onun bir süreci var. Sürekli alıyorsun, yeniden ekliyorsun. Sonra da o ekmeği onu alıp ekmek yapıyorsun işte. Gene un, su, tuz. Ve o kendi yaptığın ekşi maya çok doğal bir süreç. O yüzden beni çok etkiledi. O böyle ağır ağır onun mayalanması ve böyle onun sonunda o meşakkatli sürecin sonunda gelen o fırından çıktığındaki başarı insanı çok mutlu ediyor. Yani film çekmiş kadar mutlu oluyorsun yani o ekmek güzel çıkınca. Biraz da gündemden konuşalım. Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri'sini izledi mi? Erşan Kuneri'yi izlediniz mi? İzledim. Yani birkaç bölüm izledim. Daha önce de söyledim zaten yani hiçbir şeyim yok. Pek bana hitap etmedi. Ben o yüzden pek de fazla devam etmedim yani izlemeye. Erşan Kuneri'yi beğenmese de Cem Yılmaz'ın hakkını teslim ediyor yine de. Olabiliyor böyle bazı projeler bazı insanları çeker, bazısına hitap eder, bazısına etmez. Benim yaptığım projelerde birçok insanı işte çekmeyebilir ilgisini. Ama yani bu sonuçta onu yapan insanın değerini veya yeteneğini asla azaltmaz, yok etmez. Bakın. Proje bazında öyle bir değerlendirmem olabilir. Şahan Gökbakar'a göre Erşan Kuneri'ye açılan dava da çok gereksiz. Yani biraz gereksiz buldum açıkçası. Çünkü yani ona gelene kadar o yani bir sanat ürününe, bir filme, bir diziye gelene kadar başka birçok şeyi düzeltmemiz gerekiyor bence. Başka birçok şey çok daha kötü örnek oluyor bence çocuklara. O yüzden hani bu tür şeyleri hep böyle şey var ya işte sinema filmleri, diziler ve bunu yapan sanatçılar örnek olmalı. Tamam ama herkes de örnek olmalı. Yani bunun dışında kalan meslek grupları da örnek olmalı. Mesela siyasetçiler de örnek olmalı. Doktorlar da örnek olmalı. Herkes örnek olmalı birbirine.
Neşet Ertaş'ın hayatının anlatılacağı, Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin fragmanının yayınlandığı tarihlerde yaptığı bir paylaşım ses getirmiş, filmin yayınlanmaması gerektiğini vurgulamıştı. Neşet Ertaş'ın filmi Beyaz Perde'ye uyarlanıyor ve vasiyeti varmış. Ailesi de bunun çekilmemesini istiyor. Evet. Ama bir taraftan bakıldığında da topluma mal olmuş bir sanatçı. Bakış açınız ne buna? Vallahi ben açıkçası konuyu ilk duyduğumda şöyle bir refleks verdim. Hani ben bu hayattan göçüp gitsem ileride benim işte eşim ve çocuklarım hayatta kalsa benim varisim olarak hani yaptığım eserleri veya işte ne bıraktıysam geride insanların beğenisinde kendi kimliğim de olabilir bu. Öncelikle onlara sorulması gerekir. Öncelikle onlardan izin alınması gerekir. Benle ilgili bir şey yapılacaksa diye. Bir düşünce geldi içime. Onun üzerine ben hani ailesinden neden okey alınmadı? Keşke alınsaydı. İleride hayatının film olmasını ister mi? İleride Şahan Gökbakır'ın... Zaten tam öyle girdim aslında. Öyle girdin, evet. Yani peki ister misin yani uyarlanmasını Beyaz Perde'de? Ben açıkçası ailemin veya geride kalan benim varislerim olarak duracak insanların rızası ve oluru olmadan hiçbir şey yapılmasını tasvip etmem. Şahan Gökbakar'ın oluru var mı? Öyle sorayım. Yani hayattayken de çekiliyor ve çekilmesi gerekiyor bazı insanların. İstemem ben. Ben kendi adıma istemem. Şahan Gökbakar'la sohbetimizin finaline doğru bu görüntüleri sosyal medya hesaplarımızdan izleyebileceğinizi hatırlatıyoruz. Merakla bekliyorum. Teşekkürler. Diğer hepsini beklediğim gibi. Recep'i de çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Şahan Gökbakar'ı da çok seviyoruz. Çok sağ olun. Biz de sizi çok seviyoruz Ömür Hanım. İnşallah bu filmi de beğeneceksiniz. Öyle umuyorum. Güzel, lezzetli, tatlı, hoş bir film oldu. Benim için de böyle yeri ayrı bir film oldu. İzleyince zaten anlayacaksın. Yol açık olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şahan Gökbakar ve ekip arkadaşları o gün doğum günü olan Ömür Sabuncuoğlu'nun yeni yaşını getirdikleri pastayla böyle kutluyor. Biz de Ömür Sabuncuoğlu'na nice yıllar, mutlu yaşlar diliyoruz. Hakikaten sürpriz oldu. Bir dakika şunu bir yakalım, bir daha gelelim. Evet, sen videoyu düşüyor hocam. Bir daha. Dur. Efendim, mutlu yaşlarınız olsun. Teşekkür ederim. Kayıtta olduk. Bir tüfleyelim o zaman. Bir dilek tut önce. Recep İvedik gibi yeni rekorlar kırsın. Bunu mu diledin yani? Doğum gününde bunu mu diledin? Diledin. En önemlisi sağlık diliyorum. Aynen. Sağlık olsun gerisi. Hikaye. Hikaye. Thank you.